Pazartesi yani bugün için kararını açıklayacağını söylemişti Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur. O açıklamayı da yaptı, yani istifa etti. Ancak Uğur'un istifası diğer belediye başkanlarından farklıydı. Baskılar, müdahale diyerek hem belediye başkanlığından hem de AK Parti'den ayrıldığını söyledi Uğur. Partime ve başkanlık görevime burada veda ediyorum. En son o açıkladı. Belediye başkanlarının istifası sürecinde ne yapacağı en çok merak edilen isimdi. Bugüne randevu vermişti açıklama için. Yolsuzluğunuz yok. Usulsüzlüğünüz yok. Başarısızlığınız yok. FETÖ bağlantınız yok. Ve fakat ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, tehdide varan müdahaleler var. AK Parti'de siyaset yapma imkanımız maalesef ortadan kaldırılmıştır. Diğer belediye başkanlarının aksine hem partiden hem de belediye başkanlığından istifa etti Uğur. Üzgünüm, kırgınım ve fakat huzurluyum. Üzgünüm dedi. Cumhurbaşkanı ile görüşmediğinin altını çizdi. Erdoğan bizzat ismini verdi onun ve Ankara, Bursa'dan sonra o da istifa etti. Ailesine teşekkür ederken gözyaşlarını tutamadı. Bana destek olan aileme teşekkür ediyorum. Uğur anavatanla siyaset sahnesine girdi. AK Parti'nin kuruluş kadrosunda yer aldı. Milletvekilliği yaptı. 2014'te belediyeye aday oldu. MHP'den aldı başkanlığı. Seçimle gelen seçimle gider. Prensibimiz sanki rafa kaldırılmış, emirle gider şeklinde anlaşılmaya başlanmıştır. Edip Uğur'un istifasını açıkladığı gün Arınç cephesinden de bir dikkat çekici hamle geldi. Arınç, Gökçe'nin istifasının tartışıldığı günlerde sabitlediği mesajını Gökçe'nin ayrılmasının ardından kaldırdı. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın emrine uyarak belediye başkanlığını bırakıyorum. İstanbul, Bursa, Ankara. İstifalar peş peşe geldi. Başta İstanbul ilçe belediye başkanları olmak üzere benzer bir sürecin de önümüzdeki günlerde yaşanacağı iddiası gündemde. Hayır, çıkan ilçelerde değişiklik olabileceği söyleniyor. Bizdeki bütün bunların hepsi gelişmelere göre atılacak adımlar ve kararlar.